gübre konusudur öyle. Yani özel sektörün bir gübre yatırımı var, üretimi var. Ama nihayet o özel sektörde gübre yapmak için kullandığı ham maddeyi ithal etmek suretiyle tedarik ediyor. Dolayısıyla bunların fiyatlarının artması mamul hale gelmiş gübrenin de fiyatının artmasına yol açıyor. Bu kaçınılmaz bir durum. Ha burada ne olacak? Koruyucu önlemi devlet alacak. Devlet neye yol alacak? Milletin bütçesine yol alacak. Bütçe imkanlarına yol alacak. Dolayısıyla 11 bin TL, yaklaşık 11 bin, 12 bin, 11 bin 500 dolayına çıkmış bulunan çayda kullanılan gübreyle ilgili Cumhurbaşkanımızın da çok yakın takibi ve müdahalesi oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri dolayısıyla bu konuda çalışma yaptılar. Cumhurbaşkanımız doğrudan doğruya üretici, büyük ölçekte üreticilerle de direkt temasları oldu. Görüşmek suretiyle bu 7500 TL'ye indirimi sağlandı. Yani bunun altında daha fazla indirim. Mesela şu anda not geldi. Kooperatifin satışı 8500. O da şimdi biz Rize eğitimimizde de arkadaşlar söyledi de kooperatifler. Şimdi kooperatifler de o gübreyi nasıl temin edecek? Kefalet kooperatiflerini almak suretiyle temin edecek. Peki onun da bunu dağıtımı vesairesi falan nakliyesi diye bir harcaması olacak yani bir masrafı olacak. Dolayısıyla dediler ki ya biz bize daha ucuz yapsınlar da. Aradaki farkı biz oradan çıkalım. Biz yani hiç olmaz karşılayalım. Onu konuştuk fakat ona gerçekleştirme bir imkanımız olmadı. Bu konuda Sayın Bakanım yani mümkün mü acaba yani başka hangi sistem devreye sokulabilir? Üreticinin gübre konusundaki bu yüksek maliyetlerini biraz daha indirme anlamında sonuç alınabilecek mi? Var mı başka bir yere giriş? Bir mekanizma yok yani. O an bütün imkanlar zorlamak suretiyle ancak bu noktaya getirilebilmiş. Evet. Bundan öteye zorlama demek bunu devletin sübvanse etmesi demektir. Evet. Yani devlet bunun bedelini vatandaşa yüklemeyecek. 5000 lira satıyorsa 2500 liralık kısmı devlet hazineden ödeyecek demektir. Bu da tabii her ürün için bunda söz konusu olduğunda devletin de bunu karşılaması bütçe dengelerini alt üst eder. Ya ben şimdi desem ki biraz daha bu keşke burada organiğe içebilseydik. Organik çaya bütün çay bölgesinde yani Giresun'dan başlamak üzere Artvin'e kadar çay üretimini organik gübre kullanmak suretiyle sanırım onun fiyatı biraz daha uygun geçişi sağlayabilseydik. Organik gübrenin şeyi de var yani yerli topraklarda evet. Ham materyali de mevcut. Keşke ona geçebilseydik. Ama o konudaki çalışmalar da belli bir düzeye kadar geldi. Orada bir de duraksamış. Bakalım inşallah yeni bakanla bu konuları konuşacağız.